GTR motoru turbo dağıtmış arkadaşlar. Arkadaşlar Nissan GTR'a sandık motor geldi. Şu anda sandığı açtık. Motoru indireceğiz. Şu anda kontrolleri yapıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok. Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Nissan GT-R. Araç turbo dağıtmış. Turbo dağıttıktan sonra komple içindeki motor yağı bittiği halde üstüne yürümüşler. Motor kilitlemiş. Komple motoru sökeceğiz. Şu anda motoru sökmeye başlayacağız arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Şu anda sökmeye başlıyoruz. Arkadaşlar şu anda motoru aşağıdan indireceğiz. Aşağıdan indirmek için de buradaki tavan bazı söktük. Turbo borularını enterkolere giden borularını sökeceğiz. Alt takım komple traverse birlikte inecek. Bu aracın şanzımanı da arkada olduğu için ortada şaft sistemi var. Kuyrukla birlikte inecek yine. Bu şekilde. Şu anda şaftı ayırdık. Bu motor bu şekilde inecek. Alt traverse ile birlikte. Gördüğünüz gibi şanzımanı arkada. Ortadan arkaya, arkadan da öne giden bir şaft var. Çift çatlı. Biri kalın, biri ince. Buradaki şaft da öne gidiyor. Buradaki arka diferansiyel aktarma yapıyor. Şu an alttan bitmek üzere. Şu anda aşağıdan bitirdik. Üst tarafı kaldı. Şu anda motor tesisatını ayıracağız arkadaşlar. Motor tesisatı buradan içeriden ayrılıyor. Torpido gözünden. Yani torpido gözünün altından hemen. Şu alt kapağı açacağız. Şu anda torpidoyu çıkardık arkadaşlar. Torpido gözünü. Şuradan fişlere ayıracağız. Buradan da tesisat lastiğini yerinden çıkarıp kopçasını gördüğünüz yuvarlak beyaz halka. Şu mavi olan yer. Oradan açacağız. Öncelikle buradaki kutuyu aşağı indirmemiz gerekiyor. Fişleri çıkarmak için öncelikle buradaki somunu çıkarıp kontrol edesinde çıkarmamız gerekiyor. Şuradaki somun ve şuradaki somunu söküp kontrol vitesini aşağı almamız gerekiyor. Bu şekilde. Şu anda fişlerini ayırırız. Tesisatı şu anda buradan içeriden açmıştık arkadaşlar. Şimdi buradan kopçalardan buradaki kopçayı sökerek dışarı alacağız. Buradan sıkışma yapmasın diye. Burada cam var diye. Buradan alacağız. Şurada da ek yeri var. Yani ek sac bağlantısı. Arkadaşlar şu anda turbo borularını, intercooler borularını, etraftaki bütün kaportaya, kasa kısmına binen bütün hortumları, bağlantıları çıkardık. Tesisatı da bu şekilde ayırdık. Kalorifer hortumlarını da buradan ayırdık. Diğeri orada. Şurada. Buradaki tesisat da buradan geçiyor. Akü'ye gidiyor. Hepsini çıkardık. Şu an son kontrolleri yapıyoruz. Aşağıdan. Bakalım ne var ne yok. Şu anda aracı kaldırıyoruz. Buradan da yine intercooler borularını, yağ soğutma borularını hepsini tamamen söktük. Şaftı da ayırdık. Egzozları falan. Direksiyon birini şuradan ayıracağız. Direksiyonu yukarıdan kilitledik, düzledik.
Üst taraftan salıncağı ayırdık. Salıncağı ayırdık oradan. Amortisörle birlikte inecek. Amortisör üst somunlarını söktük. Buradan fren hortumlarını ayırdık. ABS kablolarını ayırdık. Amortisörle birlikte yukarıdan 3 somunu söküp indireceğiz. Alt traversle birlikte. Arkadaşlar araçta gram yağ kaçağı yok. Aracın maşallahı var. Yani motorun maşallahı var. Pırıl pırıl her tarafı. Fakat işte yanlış modifiyelerden iç tarafta oynama yapmadan direkt büyük turbo takma, yazılım atma gibi şeylerden bu hallere geliyor. Arkadaşlar şu anda motoru travesten ayıracağız. Travesi yerine takacağız. Aracı liften almak için boş travesi yerine takacağız geçiş olarak motor gelene kadar. Şu anda sadece turboları sökeceğiz. Turboları müşteri vereceğiz. Turbolar da arızalıymış. Artık ya aktaracak ya da başkalarını getirecek turbonu. Motor gelene kadar 3-5 gün sürer herhalde. GTR motoru turbo dağıtmış arkadaşlar.
Arkadaşlar şu anda Japonya'dan sandık motorumuz geldi. Modifiyeli motor. Şu anda eski motordan parçaları söküp bunu aktaracağız. Standart turbo takılacak. Bu eski motor arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda diğer motordan bu motora parçaları söküp aktarma yapıyoruz. Şu anda tesisat kaldı. Arka kuyruk kaldı. Gerisi hepsi tamam. Şu anda motor hazırladık. Şu anda yerini atacağız. Araç hemen şurada. Arkadaşlar şu anda motoru yerine oturttuk. Şu an toparlamaya başlayacağız. Büyük turbo vardı önceden. Şu anda standarda çevirdi araç. Yazılım yapılmadan marşa basmayacağız. Çünkü araç düzgün çalışmaz zaten. Standarda çevirmemizin sebebi arkadaşlar büyük turbo bulunamadı. Eski turbosu büyüktü. Şu anda standart turbo takıldı. Yaklaşık 2-3 ay sonra tekrar gelecek. Tekrar motorunu söküp turboları değiştireceğiz. Daha büyük turbo atılacak. Yazılım da tekrar atılacak. Şu anda yazılımcıyı bekliyoruz. Gelip yazılımı atsın. Marşına basacağız. Şu anda aracın marşına basacağız arkadaşlar. Yazılım atıldı. Öncelikle marş basalım. Biraz çalışsın. Daha sonra etrafını toparlayacağız. Dek. Şu anda alt kontrolleri yapıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı kalmadı. Yani daha doğrusu yok. Arkadaşlar kısaca bir özet geçeyim. Bu aracın turbosu dağılmıştı bize geldiğinde. Üst tarafı sökülmüştü. Başka yerde kontroller yapılmıştı. Biz motoru modifiye olarak taktık. Şu anda teslime hazır. Daha sonra daha büyük turbo getirip farklı bir modifiye yapacak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.